Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz. Hal-hazırda biz Ankaradayıq. Ankarada bu məkanda Əfqanistan səfirliyinin yaxında gerçəkləşir bu çəkilişimiz. Əfqanistanda yaşayan soydaşımız şair, yazar, bəlkə də bunu Kanal 13 izləyiciləri dilim şeirini gözəl eşidiblər. Bax o şeirin müəllifi Haşim Həmdəm hal-hazırda bizim yanımızda. Haşim bəy, xoş gördük sizi. Teşekkür ederim, hoş gelmişsiniz. Sizin kanalınız ve bu TV kanalımızda izleyicilerine tüm Güney Azerbaycan, Azerbaycan ve tüm Türk dünyasına selamlar, saygılar olsun. Çok teşekkürler. Haşim Bey hal-hazırda Ankara'da, Afganistan Səfirliyində'de medeniyet görevlisidir, medeniyet temsilcisidir. Onun burada, Ankara'da hem de Güney Türkistan'ı təmsil etməsindən biz gurur duyuruq. O dilimizin, mədəniyyətimizin uzun illər Əfqanistan coğrafiyasında yaşanması da müstəsna rolu olub. Mən çox xahiş eləyəcəm ki, Haşim bəy Əfqanistandakı durumu anlatsın. Mən çox istəyəcəm ki, Haşim bəy Əfqanistanda yaşayan soydaşlarımızın durumunu anlatsın. Hər halda mən düşünürəm ki, bugünkü müsahibəmiz bizim Kanal 13 izleyiciler için de oldukça anlamlı olacak. Çok teşekkür ederim. Bir kez daha hoş geldiniz. Nasıl ki siz az önce Afganistan Türkleri hakkında ve Afganistan durumu hakkında benden rica ettiniz. Oradaki durumu ve oradaki halkı, milletimizi sizin de bildiğiniz gibi şu anda Afganistan kuzeyi ve Afganistan batısı aynı şekilde merkezinde çoğunluğu Türkler teşkil ediyor ve burada Türkler dışında Peştunlar, Tacikler, başka milliyetler yaşamaktadırlar. Bizim kültür, Afganistan'daki kültür Türkler, Tacikler, Peştunlar ve başka milliyetlerin kültürü bir bağın farklı çiçekleri gibi. Orada her bir milliyetin, her bir medeniyetin şu anki yaşamasından dolayı maalesef ki Taliban terör örgütleri ve onlara benzeyen başka birçok terör örgütleri baskıları, savaş, atışma, çatışmalarından dolayı biz uzun yıllardır medeniyetimizi kaybetmek üzereyiz ve oradaki bizim tarihsel, medeniyetsel birçok binalarımız, tarihi mekanlarımız yok oldu. İnşallah ki bu savaşlar bir an önce biter. Yine de biz Türk dünyası kolu olarak ve dünyanın medeniyet merkezi olmuş günümüz Afganistan, eski Güney Türkistan'ı yine de yaşatırız ve bayrağımız bu toprakların şeyinde gölgelenecek inşallah. Biz Afganistan səfirliyinə geldik ve Haşim Bey ile görüştük. Ve Haşim Bey'in sinesinde müşahede edirsiniz ki xarı bülbül nişanı var. Onu Bakı'dan hediye getirdik. Haşim Bey de çok güzel bilir ve 44 günlük savaşta Afganistan'da yaşayan Doğu Güney Türkistan'da yaşayan soydaşlarımızın da Qarabağ savaşımıza destek vermelerinin şahidi olmuşuz. Başta Haşim Bey olmakla Ankara'da onların desteklerini biz her zaman hissetmişik. Ben istiyordum Haşim Bey, o Qarabağdaki 44 günlük savaşta Güney Türkistan'daki soydaşlarımızın, elə Afganistan əhalisinin özünün de destekleri hakkında danışsın bizim izleyicilere. Çok teşekkür ederim. Qarabağ savaşı 44 gün sürecinde dediğiniz gibi Türk dünyası hiçbir zaman Qarabağ'ı unutmadı. Biz de Afganistan, Güney Türkistan olarak Qarabağ'ı kendi bölgemiz, kendi toprağımız gibi sendik. Ve sürekli örelerden insanlarımızı, yazarlar, şairler, siyasetçilerimizi desteği vardı, manevi destekleri. Bugünkü bu hediyenizden dolayı ben çok teşekkür ederim. Çok gururlandırdınız. Allah razı olsun sizlerden. Bugünkü sizin hediyeniz bunu gösterir ki biz Türk dünyasının dünyanın neresinde yaşasak Türküz ve bu Türklüğü hiçbir zaman unutmayacağız, belki gururla yaşayacağız. Yani bugünkü sizin hediyeniz bana yine de bunu öğretti ki ben
Karabağ Savaşı'nda elimden geleni kadar katliğimi, katkıları katliğimi düşünmezdim. Ama bugünkü hediyeniz bunu gösterdi ki az olsa da siz benim ya benim gibi oradaki soydaşlarımızı anlamışsınız, fark etmişsiniz ve Karabağ Savaşı'nda kendi yanınızda bizi görmüşsünüz. Ne mutlu bize. Haşim Bey, onsuz da biz sizleri özümüzden ayrı bilmedik. Dünyanın her asırda bir soydaşımız varsa, onun bir ayağı, eli kanıyarsa bizim yüreğimiz kanıyar gerçekten. Bu Güney Türkistan'a da aitti, Doğu Türkistan'a da aitti, Türkmen eline de aitti. Ve dünyanın her asırda bir mezlum insana karşı bir haksızlık varsa onun yanında olmak da borcumuzdur. Neyse ki siz 44 günlük savaşta Karabağ'daki o mezlumiyeti gördünüz. Türk insanına yapılan zulmü gördünüz ve tabii ki hem soydaşlık borcu olarak hem insanlık olarak öz sesinizi uzattınız. Ben isterdim ki bugün Güney Türkistan'daki durumu deyesiniz. Benim bildiğim kadar siz feryat doğumlusunuz ve orada yeniden tehlikeler var. Neler baş verir orada? Belki bizim Kanal 13 izleyicileri için de maraklı olacak. Çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi biz Türk dünyasından ayrılınca dünyadan kopmuş olacağız ve o zaman kendimizi de yani varlığımızı yok saymamız gerekiyor. Dediğimiz gibi şu anda Güney Türkistan'da özellikle Faryab, Cevzcan, Balh, Serpul bu illerde Taliban'ın baskısı bayağı şiddetlendi. Yani Faryab'ın 14 ilçesi var, merkezi dahil. 14 ilçenin birçok yani büyük kısmını Taliban ele geçirdi. Bizim ordu ve yerel Türklerimiz orada dayandılar. Bunları savaşı devam etmekte. Şu an ilçelerimizin birkaçını geri aldılar Taliban'dan ve Taliban da çok orada telafat gördü. Yani birçok askerleri Taliban terör örgütünden öldürüldü. Nasıl ki yani savaşta diyorlar bize bir atasöz var. Savaşta helva bulunmaz diyorlar. Yani Taliban bize şiddet gösterirken biz de karşılığını verdik. Sağ olsun Mareşal dostum sayesinde ve onun talimatıyla bizim askerlerimiz her birisi bir ordu karşısında savaşmış gibi bir ruh ile, şuur ile Taliban'a karşı saldırdılar. Birçok yerlerimizi geri aldık ama ne yazık buna ki Taliban ele geçirdiği her bir yeri binaları yıkmışlar, yandırmışlar, yok etmişler. Biliyorsunuz ki bu binaları geri tiklemek için, geri inşa etmek için yine bir uzun süre gerekiyor. Milletimize sabır diliyorum. İnşallah ki biz topraklarımıza sahip çıktıktan hemen sonra bu binaları geri berpa edeceğiz inşallah. Düzelteceğiz ve düşman bu yönde her daimki gibi, Karabağ Savaşı gibi yine de düşman yanacak. Biz inşallah orada yaşayacağız inşallah. Haşim Bey, biz indi Ankara'dayız ve bizim buluşma noktamız Ankara'dır. Ankara tekçe Güney Türkistanlı ile Azerbaycanlı, Azerbaycan Türk'ünün bir birleşme noktası değil. Hem de dünya Türklerinin bir buluşma noktasıdır. Dünya Türklerinin gözü məhz al bayrağa dikilip, çünkü bugün Türk dünyasının en güçlü ülkesi Türkiye'dir ve bununla gurur duyuyoruz. Her birimiz gurur duyuyoruz ve Türk dünyası Ankara'nın gösterişleriyle, Ankara'nın yol gösterişleriyle artık yeni bir güç gibi dünya dengelerinde ortaya çıkmaktadır. Bunu sizden diplomatik faaliyette olan kim soruşmura, bir Türk oğlu Türk kim soruşmak isterim ki, Türk dünyasının geleceğini nece görürsünüz? Orada Türkiye de var, Azerbaycan da var tabii ki. Orada Afganistan devleti de çünkü orada çoklu Türkler yaşıyor tabii ki ve oranın daimi ahalisidirler, etnik ahalisidirler ve esil ahalisidirler şüphesiz ki. Hem Özbeyler, hem Uygurlar, hem Türkmenler. Ben isterdim Türk dünyasının geleceğini bir yazar kimi, bir ziyalı aydın kimi nece düşünürsünüz? Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir noktaya dokundunuz. Dediğimiz gibi Türkiye, Türk dünyası için çok önemli bir ülke ve hem stratejik bu coğrafya açısından hem de Türk dünyasının birleşmesi için burası Türkiye, özellikle Ankara
İstanbul. Bunlar bizim bir binanın çatısı gibi. Türk dünyasının toplanması, Türk dünyasının güçlenmesi, Türk dünyasının ayakta kalması ve gelecekte yeni medeniyetleri tikmesi için Türkiye bizim için çok önemli. Dediğiniz gibi ben Afganistan Büyükelçiliği'nde çalışan birisi gibi değil, bir yazar olarak bunu şöyle değerlendirebilirim ki doğrudur, bize Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, bunlar da çok değerli. Ama Türkiye'nin diğerini bilmemiz gerekiyor. Türkiye'nin diğeri hangi noktada çok önemli bizim için? Mesela ben şu anda bir Türk olarak Özbekistan'a gidip Türkiye gibi rahat milletim için konuşamıyorum. Ya muhtemelen Azerbaycan'da, Kazakistan'da, oralarda da konuşamam. Ama Türkiye'de bu hakkı bize veren başta Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı olarak olmak üzere tüm Türk milletine sonsuz teşekkürümü sizin kanalınız tarafından sunuyorum. Bizi bundan da daha kollasınlar ve desteklesinler, manevi duaları desteklerinden esirgemesinler. Güney Türkistan, Güney Azerbaycan, Doğu Türkistan, Yakut eli, Tatarlarımız, Kırımlarımız bunları güçlenmesiyle Türk dünyası tiklenir ve Türk dünyası güçlenir diye düşünüyorum. Ve bunları güçlenmesi için en önemli ve tek ülke Türkiye'dir. Çok şükür. Evet. Aziz izleyicilerimizin nazarına çatdırıram ki bizim bugün çok değerli bir soydaşımız Haşim Bey Hemden Ankara'da görüşürük. Haşim Bey Hemden bak bizden haritada bir neçə yüz metr aralıda yerleşen Afganistan sefirliğinde çalışır. Ama Güney Türkistanlıdır, soydaşımızdır ve onunla bugün tanışlığımız, onunla bugün söhbətimiz bence çok anlamlı oldu. Ama onun yazdıkları hakkında, şiirleri hakkında biz soruşmadık. Ben verişimizin sonunda, bu müsahibənin sonunda çok isterdim ki hem Kanal 3 izleyicilerine, hem Kanal 3 izleyicilerinin ekseriyyetini təşkil edən Azərbaycan Türklerine Haşim Bey'in bir de yaracılığından nəsə çatdıra. Buyurun Haşim Bey, sizi sonda hem yaracılığınız hakkında hem de lütfen gelişimizin sonunda sizin şiirleri de eşit edin. Çok teşekkür ederim. Ben de bugün sizinle beraber olduğum için çok gururluyum. Ve ayağınıza sağlık. Afganistan Büyükelçiliğine teşrif getirdiniz. Orada oturduk, sohbet ettik, çay içtik. Bundan sonra böyle bir güzel alanda programı yapıyoruz. Bu da benim için gururlu anlarım olabilir ve unutulmaz anlarımdır. Dediğiniz gibi ben Güney Türkistan, Afganistanlı bir soydaşınız olarak yazar şairlikle bazen yazıp çizip duruyorum. Onlardan örnek olarak yani tüm Türk dünyasına sınır tanımayan bu kimin dili diyen şiiri bir iki baytını okumak istiyorum. Buyurun, müsaadeniz buyurun varsa. Şöyle başlanır. Bu kimin dili? Bu benim dilim. Türk Özbekçesi törenler dili. Biliyorsunuz orada Özbekler çoğunluğu olduğu için Türk Özbekçesi demişim. Bu benim dilim. Türk Özbekçesi törenler dili. Dağları eğirip erkin yaşayan törenler dili. Bu benim dilim, benim hüccetim, fahr kaynağım, baburlar dili, şairler dili, divanlar dili. Çok teşekkür ederim. Aziz izleyiciler, nazarına çatdırıram ki bugün Kanal 3 efirinde değerli yazarımız Güney Türkistan, yani Afganistan'ın arasında olan Güney Türkistan'ın değerli yazarı, hürmetli şairimiz, aynı zamanda hem de diplomatik faaliyetini hazırda Türkiye'de yerde geçiren Haşim Hemden. Sağ olun, sağlıkla kalın. Haşim Bey'i bundan sonra Kanal 3 efirinde tez tez göreceğiz. İnşallah. Çok sağ teşekkür ederim. Sağ olun.